Arkadaşlar bugün size posta güvercinlerini anlatacağım. Dünyadaki bütün gördüğünüz köpekler tek orman kurtlarından türemedir. Kırıla kırıla. Bugünkü görmüş olduğunuz güvercinlerin tamamı postadan kırmadır. Bunu unutmayın. Yani kuşun babası postadır. Özellikle burada posta güvercini uçurup yarışmalara katan dökme dediğiniz olayları yapan arkadaşlara sesleniyorum. Bakınız, dökme kuşuna vereceğiniz kuşların her şeyden önce ciğeri çok sağlam olmalı. Çünkü neden? 400 kilometre uçmak zorunda. Peki bu konuda bir püf noktası var. İngiliz bilim adamları, Fransız bilim adamları ortak bir çalışma yapıyorlar. 1- Manyetik alanı takip ederek gidiyorlar. 2- Koklayarak. Ben bunu ilk defa öğrendim. Şaşırdım. Ya 400 kilometreden hangi kokuyu takip edebilir bir posta kuşu? Çok enteresan bir bilgi. Okuyoruz, görüyoruz. Yani biz bunları okuduğumuz için, araştırdığımız için buluyoruz. Aklıma çok enteresan bir konu geldi. Yani nasıl olur da posta kuşu koku olarak takip eder? Yani bilim adamları mı yanıldı? Gerçeklik payı var mı diye bunun üzerine araştırdım. Gerçeklik payı da varmış. Şimdi tam bu konuda kardeşlerim, bakınız. Eğer bir kuş 400 kilometre, 600 kilometre, 1000 kilometre uçacaksa sağlam bir ciğere sahip olmalı. Bakınız, tek gözü çor olabilir. Yine o kilometreyi gider. Ciğeri sağlam olduğu sürece. Eğer ciğeri sağlam değilse, kanadı sağlam olsa ne olacak? İki gözü dört dörtlük görse ne olacak? Çünkü onu taşıyacak olan bir nefes vardır. Bakınız, şu anda posta kuşçularına sesleniyorum. Havalar çok sıcak. Sıcaktan kaynaklı, pis kokudan kaynaklı havasız kümesler, pis kokulu kümeslerde ortaya çıkan bir sorun var. Ciğer problemi. Ciğerde problem olduğu zaman göz sulanması, burun akıntısı, gırtlakta balgam, hıçkırık, nefes darlığı ortaya çıkar. Şimdi size tam bu noktada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Hani kuşta gırtlağında balgam var ya, hibridoks falan damlatıyorsunuz. Kaynağı ciğer kardeşim, hibridoks boğazdaki iltihabı giderir. Ciğere inmez, yağlıdır, yutkunduğu zaman buraya. Bakınız arkadaşlar, böyle bir toz var. Bu toz yurt dışından geliyor. 5 litreye bir çay kaşığı konuyor, bak dikkat edin. Etkisini düşünmeniz açısından söylüyorum. 5 litreye bir çay kaşığı. Bunu bir hafta üst üste veriyorsun. Kuşların burnunda, gezinde ne kadar balgam varsa söküp atıyor. Ciğerlerini temizliyor. İç iltihapları bağırsağa kadar söküp atıyor. Kanıtlandı, desteklendi. Uçum kuşçularına sesleniyorum. İlyas Yıldırım'ı nereden bulacağınızı zaten biliyorsunuz. İlyas Yıldırım Güvercin Hastalıkları Grubu, Süs Kostüm Kuşları, İlyas Yıldırım Güvercin Grubu, Facebook'umdan, WhatsApp'ımdan, Instagram'ımdan, YouTube'umdan, yani bize ulaşmak isteyen zaten ulaşıyor. Posta uçum kuşçularına özellikle sesleniyorum. Bu tozu aldırın. Muhakkak aldırın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.